Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir doğa videosu çekiyoruz. Eski dostum Oğuzhan Bal'la buluşacağım ve Yalova'da güzel bir kamp yapacağız. Köpek eğitimi gösterecek ama şu anda kampa gitmeden önce sponsorum YDS'nin önündeyim. Sağ olsun bana bugüne kadar bütün ekipmanlarımı evime gönderdi. Ama ben de onlara bir iadeyi ziyaret yapmak istedim. Ve uzun zamandır gelmediğim Karaköy mağazasına gelmek istedim. Şu anda kampta ihtiyacımız olan kıyafetleri, ekipmanları buradan temin edip yola çıkacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Hocam hoş geldiniz. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Uyku tutulma ihtiyacım var. Tamam. Bugün Yalova tarafına bir kampa gideceğiz. Harun'a bir tane bot almam lazım. Ona uzun anda sözüm var. Bir de yeni ürünler varsa onlara bakarım. Çünkü YDS Shop internet sitesinden hep bir şeylere bakıyorum ama buraya gelip burada bunları görmek çok daha farklı bir şey. O yüzden yeniler geldiyse bana gösterirsin. Tamam. Ertan hocam, yeni bir ürünümüz geldi. Şu üzerinde gördüğünüz, biz buna combat diyoruz. Şimdi baktığınız zaman bir sweatshirt gibi görebilirsiniz ama bunun birçok teknik özelliği var. Kullanılan kumaş, işte şu kollardaki o hareket, kol ayarlanabilir. Şurada harita cebi. Bu üründe özellikle sizin gibi fit vücutlarda çok iyi duracağını yani çok yakışmış bu. Ama çok güzel. Deneyim bunu ya. Mutlaka denedim size. Rahatlığı? Valla çok rahat. Bir de böyle kendimi bunun içinde böyle şimdi iyi hissettim. Bunun özelliği şu. Özellikle kollardaki hani kamp ortamında hareketli anlarınız oluyor. O kollardaki rahatlık, ani hareketler hiçbir yerden sizi kasma yapmıyor. İkincisi bu çabuk kuruyan bir kumaştır. Bakın şurada kumaşın. O çok önemli işte. Evet. Şimdi gözeneklidir kumaş. Evet. İçerideki buharlaşmayı dışarı atabiliyor. Islandığı zaman çabuk kuruyabiliyor. Ben bunu alacağım. Şimdi tamam. Harun'a bir tane bot seçmemiz lazım. Tamam. Ertan hocam, şimdi Harun abiye çok güzel bir bot öneriyorum. Botumuz Astor. Bizim bu bota ilgi müthiş. Neden müthiş? Çünkü bunda yeni teknoloji kullanıyoruz bu botta. Bir kere içinde Gore-Tex var. Bunu şehir içinde de giyiyorsunuz. Evet. Yani bir kamp ortamında da çok rahat şekilde giyebiliyorsunuz. İnanılmaz rahat. YDS ile tanışmamı sana söyleyeyim. Finlandiya'ya gittim, bir tane bölüm çektim. Evet. Finlandiya bölümünde bir tane donmuş gölün üzerinde balık tutuyordum. Ben de o zaman şu an ismini hatırlamadığım bir çöl botu vardı ayağımda. YDS. O kadar üşüdüm ki. Ondan sonra ateşin önüne gelip ayaklarımı ısıtmaya çalıştım falan. Sonra YDS'den bana mesaj geldi. Dediler ki hocam sen dediler yanlış botu giyiyorsun. Sen o botu değil, bu botu giymen lazım. YDS ile tanışma hikayem buydu. Çok kibar ve güzel bir yaklaşımdı. Vallahi sağ olsunlar, tanışmışsınız. Sağ ol. Sağ olsunlar bana eve güzel böyle bir ayağımı sıcak sıcak bot gönderdiler. O yüzden de ben onları zaten seviyordum marka olarak. Ben bu dükkana sen beni tanımazken birkaç kere geldim alışveriş yaptım ama ondan sonra daha da fazla sevmeye başladım. Çünkü düşünüp dediler ki bana hayır bu bot doğru bot değil, bu bot doğru bot. Gerçekten bu botları ben de çok severek giyiyorum. Bak bunlar gibi galiba botta. Evet, giydiğiniz bot o Finlandiya'daki bot buydu. Kalahari çöl botu. Bunda Kurmex sistem vardı. Bunun bende çok büyük bir yeri var. Neredeyse ayaklarım yani duruyordu. Artı 40 derece çöl ortamında ayağınızı serin artı tutar. Artı 40 derece siz mi? Bunu... Ben eksi 40 derece. 80 derece fark olmuş orada. Tamam. Çok o zaman evet Harun. Dene bakalım bir tane bot. Ondan sonra gelelim kampa. 3, 2, 1. Nasıl ayakkabılar oldu mu? Süper hocam. Şimdi Oğuzhan gelecek yanıma. Oğuzhan bence Türkiye'nin en iyi köpek eğitmenlerinden biri. Benim de çok eski bir dostum, çok sevdiğim bir dostum. Çok iyi bir doğacıdır. Tabiat adamıdır. Biz çadırda yatarız, o dışarılarda yatar, hamaklarda yatar. Ormana girer, günlerce çıkmaz. Gerçekten üst düzey bir adam. Aynı zamanda çok iyi bir köpek eğitmeni. Boyka var köpeği, onunla birlikte orada şu anda arabadan topu alıyorlar. Ona birkaç soru sormak istiyorum. Hem kendim çok merak ediyorum, köpekle ilgili sorularım var. Belki Boyka ile bize beraber bir şeyler gösterirler ve nasıl bir eğitim yaptıklarının demonstrasyonunu verirler. Ayrıca insanların en çok merak ettiği şey bir köpek seçimi, nasıl köpek seçmeliyim? Ya da köpek alıp almamakta soru işareti olan insanlar köpek alacaksam evde, apartmanda nasıl bir köpek besleyebilirim? Ya da aldıktan sonra nasıl eğitebilirim? Bu soruların hepsinin cevabı Oğuzhan da var. Ben de kısaca ondan cevapları isteyeceğim bugün. Üniformasını mı giydiriyorsun Oğuzhan?
Yakıştı ya. Tam askeri köpek gibi oldu. Dur. Hey, koş. 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 Hey, yes. Nasılsın Erta? İyiyim vallahi ya. Sen nasılsın? Bu da bizim evlat. Evet. Aus. Çok da güzel bir evlat. Otur. Bekle. Yalnız bekle. Gözünün içine bakıyor. Aynen. Çok dikkatli zaten. Irk olarak da çok dikkatli bir köpek bu. Evet. Tamamen sahip odaklı. Oyuncu, çok hırslı. Çok açık bir de ya. Top için ölür, top için ölür. Evet. Hareketleri de inanılmaz atık. Aynen. German yani, Shepherd'a benziyor biraz. Benziyor ama onlarda bel eğimi olur. Evet. Onlar iş köpeklerinde bu şekilde olur. Bel eğimi olmuyor. Gel buraya Borka. Borka. Savaşçı. Borka inanılmaz yakışıklı. Borsan'ın da tam gözünün içine bakıyor böyle. Tam Borka. Evlat yani. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Ben dahil olmak üzere birçok arkadaşım köpek almak istiyor. Ama köpek almak öyle bir eşya almaya benzemiyor. Yani kendi evlat alıyorsun. Kesinlikle. O yüzden de aslında sadece kendin değil, köpeği de mutlu etmen gerekiyor. Ben de sana birçok kez danıştım biliyorsun bu konuda. Çoğu insan apartman dairesinde yaşıyor. Yani apartman dairesinde yaşayıp da oraya uygun olmayan bir köpek almak mı servisli? Köpek almak isteyenlerin kısaca sence nasıl bir karar vermesi gerekiyor ve neye dikkat etmesi gerekiyor? Öncelikle büyük bir sorumluluk. Yani evin bir bireyi oluyorlar zaten. Karakter çok önemli. Bir de köpekten ne istediğimiz çok önemli. Yani bir köpek alırken görünüşüne bakarak bu çok sevimli, çok tatlı diye alınan köpekler genelde o aileden dışlanıyor bir zaman sonra. Çünkü köpeğin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geçiyorlar. Bu durumda da köpek mutlu olmuyor, köpek sahibi de mutlu olmuyor. Evet. Dolayısıyla köpek bir şekilde o evden ayrılmak zorunda kalıyor. Ne istediğimizi bileceğiz. Yani bekçi köpeği mi, koruma mı, yoksa oyun amaçlı mı, yoksa sadece dost, arkadaş olsun bana yeter. Hareketli mi olsun? Hareketli mi? Evet, aynen. Genelde safkan köpeklerin zaten %90'ı karakterlerine uygun bir yapıları vardır. Evet. Hani %10'luk bir kesim bir istisna çıkabilir. Örnek verecek olursam bir Golden Retriever aile içi ev ve oyun köpeği olarak geçer. Hani çocuklarla arası çok iyidir. Ama mesela bir Doberman veya bir Rottweiler çocuklarla çok iyi olmayabiliyor. Evet. Bir Rottweiler'ı beslemek için ilk köpek için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet. Daha önce bir köpek tecrübesi olması gerekiyor. Bunları eğer bir bilgi yoksa bu şekilde muhakkak bir profesyonel bir kişiden destek alınması aynı gerekiyor. Aynı benim seni aradığım gibi. Evet. Mesela ben bir kere Border Collie alacaktım. Daha doğrusu almayacaktım. Arkadaşımın yavrusu vardı. Hemen Oğuzhan'ı aradım. Ya dedim ne diyorsun alayım mı? Dedi ki alma çünkü çok iyi bir köpek. Hatta dünyanın en akıllı köpeği. Değil mi? Bir numara şu anda. Evet. Ama dedi sen seyahat ediyorsun. Belgesel yapıyorsun. Sana aşık olur, seni çok sever. Ondan sonra devamlı onu terk edersin, köpek mutsuz olur. Almadım çünkü niye? Belki alıp kendimi, Emir'i çok mutlu edebilirdim. Ama bu seçimi yaparken aynı zamanda köpeği de mutlu etmemiz lazım. Bunları da mutlu etmezsek eğer, o zaman onlar da bizi geri mutlu edemezler. O enerjiyi muhakkak atması gerekiyor. Atması yani gerekiyor, bir köpeğin, ev içerisinde beslenecek olan köpeğin o enerjiyi atması gerekiyor. Enerjiyi atamadığınız zaman o köpek mutsuz olur. Ve o enerjiyi evde bir şekilde atacak. Çocuk gibi. Duvarı ya. Kemirir, sağa solu kemirir. Yani bu da bir zaman sonra çok sıkıntı oluyor. O enerjiyi attıramayacaksanız o köpeği zaten sahiplenmeyin. Eğer ilgilenemeyecekseniz, diyelim ki çalışıyorsun, sabah işe gidiyorsun, akşam geliyorsun, akşama kadar o köpek evde yalnız. Bu çok zor. Evet. Çocuk da öyle değil mi abi? İşte ilgilenmezsen sonuçta huysuz oluyor yani. Aynen. Aslında bu da çocuk zaten gibi. Şöyle, evet kesinlikle 4-5 yaşında büyümeyen bir çocuğun var senin aslında. 14-16 sene ömürleri var ortalama. Ona tekamül ediyor değil mi? Evet. Muhakkak lider olman gerekiyor. O lider enerjiyi ona hissettirmen gerekiyor. Yoksa bir zaman sonra köpek lider konumuna geçiyor ve senin sosyal hayatını çok etkiliyor. Alfa koltuğuna oturuyor diyorsun. Tabii tabii. İki model köpek var diyelim. Evet. Birincisi şirinliliği, tatlılığıyla istediklerini yaptırıp lider koltuğuna oturan model. İkincisi de dominantlığı, agresifliğiyle istediklerini yaptırıp lider koltuğuna oturan model. Bu modeller geliştiği zaman, sen lider olmadığın zaman olay tamamen bitiyor. Bitiyor değil mi? Çünkü tamamen lider oluyor ve istediklerini yaptırıyor sana. Hiç kaçar. Öyle bir köpek tanıyorum. Sen köpeğin bir hata yaptı. Kızıyorsun köpeğine ama mimiklerin gülümsüyor. Ha. Bunu bile fark edebiliyorlar biliyor musun? Ya tahmin ettiğimizden daha akıllılar. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Peki ikinci sorum şu. Diyelim ki doğru yani evime göre, aile yapıma göre, işte yaşam tarzıma göre kendime en uygun köpeği buldum.
Tabii ki bu çok uzun bir süreç. Bana şu an ayakta anlatabileceğim bir konu değil ama yine de eğitim konusunda insanlar en azından bize verebileceğim birkaç tip. En çok neye dikkat etmeliler? Şöyle söyleyeyim. Eğitim köpeğin eve geldiği gün başlar. Evet. Önce tuvalet eğitimiyle başlar. Dışarı odaklı olması daha mantıklı ama dışarıya çıkamayan çok ufak ırklar oluyor. İşte havadan etkilenebiliyor. Onlara pet şeklinde eğitimle başlıyor. Tuvalet eğitimiyle başlıyor. Ondan sonraki aşama şu. Köpeğin, tüm bireyler için konuşuyorum. Evet. Sadece bir kişi odaklanıp yaptığı zaman, diğerleri şımarttığı zaman köpeği, bu sefer köpek tekrar bozuyor. Yine istediklerini yapmaya başlıyor. Evde kurallar var. Nasıl çocuğumuza sunduğumuz kurallar var. Köpek için de aynı şey geçerli. Tüm bireyler aynı şekilde davranması gerekiyor. Örnek veriyorum, mutfağa girmemesi gerekiyor köpeğin. Oraya girdiğinde bir ikaz alması gerekiyor. Bunu her birey aynı şekilde devam ettirecek ve oraya girilmemesi gerektiğini bilecek. Bilecek. Yatağa yatması olabilir. Evet, yani bunun gibi birçok örnek verilebilir. Evet. Evdeki kurallar neyse o kurallar yavaş yavaş ona hissettirerek anlatmamız gerekiyor. Net olmamız gerekiyor. Net yani köpek de böyle çok uzun uzun konuşmak değil, kısa net cümleler kullanıp onun daha anlayabileceği şekilde hissettirmemiz gerekiyor. Peki, Boyka'yla bir ilişkin var, onu görebiliyorum. Bayağı da seni dinliyor, gözün içine bakıyor. En böyle yaptığınız trikler varsa, hareketler varsa birkaç bir şey gösterir misin bize? Tabii, olur. Bu arada arkadaşlar, biz bu videoyu çekerken inanılmaz yağmur başladı ve arka tarafta da acayip bir sis var. Ama şu anda yine de burada olduğumuz için çok mutluyuz ve ağaçların şu anda bitkinin kokusunu alıyorum. Gayet bana keyif veriyor. Bu akşam burada kamp yapacağız. Arkamızda çadırımız var ve Boyka da bizim bekçiliğimizi yapacak. Sabah güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Umuyorum güneş açar. Güzel bir kahvaltımızı yapacağız. Yine Boyka ile biraz oynar. Oğuzhan'la biraz sohbet eder. İstanbul'un yolunu tutarız. Gel. Dur. Enes. Çok kötü. Yat. Geç. 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 Dur. Enes. Dönüş. 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 Yat. Bekle. Sürün. Sürün. Ertan, eğitimlerimizi de yaptık. Yağmurda yağıyor bastırdı. Bayağı, evet, bastırdı. Çok da güzel oldu, süper oldu. Bu akşamlık kapatıyoruz o zaman. Kapatalım ya, gidelim tamam. Kamp yerine. Aynen. Bu akşamlık o zaman herkese bay bay. Borka, bay bay. Bay bay. Bekle. Bay bay. Yes. Evet, kampta kaldığım zaman güneş açıp biraz hava ısındığı zaman mutlu oluyorum. Özellikle kış aylarında. Çünkü gece gerçekten soğuk olabiliyor. Dün gece de bayağı soğuktu ama tabii bunu Oğuzhan'a söylesem bana inanmaz. Çünkü Oğuzhan hakikaten üşümeyen bir adam. Şimdi onun yanına gideceğim. Bir ateş yakar. Biraz ısınırız. Ve ateşimizde de kahvaltımızı yaparız. Çünkü çok acıktım. Çok güzel bir kamp alanı. Dün Borka'yla biraz eğitim yapmıştık. Bugün yine Borka'yla bir şeyler yapıp kendisine biraz daha soru soracağım. Sonra burada güzel bir şelale varmış. Orayı görmek istiyorum. O şelaleye çıkarız ve günümüzü bitirir, şehre döneriz. Borka, günaydın. 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 Ne güzel geçti gece. Ya yağmur altında. Borka. Ne böyle? Bir ateş yakalım mı? Hem biraz ısınırız. Hem de güzel bir kahvaltı yaparız. Acıktın ben. Sen de acıktın mı? Acıktım. Hadi olsun. Ateş de söndü. Ne yapalım? Odun lazım bize. Hadi odun getir. Bravo. Gel oğlum. Aferin benim oğlum. Aus. Yes. Otur. Sabah kahvemi koydum. Kafeini almasam olmaz. O yüzden mutluyum şu anda. Kahve de hala sıcak bu arada gerçekten.
tabaklarımızda istikakımız var. Kaşar peyniri, tereyağı, sucuk, sucuk yumurta. Herkesin istikakına göre. Evet abi. Evet. Ekmeklerimizi kızarttık. Güzel mi? Bak. Acıktık ya. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bir de oksijenden midir nedir bilmiyorum ama doğada ayı gibi acıkıyorum, ayı gibi. Vay vay vay. İyi olur hocam. Ne yapıyorsun ya? Şimdi mantar yapacağım hocam size. Yiyeyim bu oda. Vay vay. Oğuzhan, çayımızı mantarımızı yaparken en azından bu arada seni yakaladım, birkaç soru daha sorayım. Tabii. Orka da böyle uslu uslu oturuyor. Seni çok, iki gündür inanılmaz dinliyor. Ben de bir köpek almak istiyorum ileride. Hatta sana da bu konuyla ilgili danıştım daha önce. Eğitim yaparken bazı şeylere dikkat ettim. Mesela biz odun toplarken Borka odun getirdi. Evet. Ona önce kısa mesafede, daha sonra daha uzun mesafede odun getirmeyi öğrettim. Bu eğitim sürecinden biraz bahseder misin? Önce temel itaatle başlıyor. Yani otur, yat, kalk, bunlarla başlıyor eğitim. Çünkü bunları verdiğin zaman bizi biraz daha anlamaya başlıyor. Köpeğin karakteriyle de alakalı bu. Her köpek her şeyi yapacak diye bir şey yok. Evet. Eğitmen köpeğin yapabileceklerini aslında görüyor. Bunları biraz daha yontuyor ve dışarıya çıkartıyor. Ve ortaya çok güzel şeyler çıkabiliyor. Borka herhalde akıllı bir köpek cinsinde. Süper. Ortanın üzerinde değil mi? Evet. O zaman şunu mu anlıyoruz? Aslında köpek alırken sadece akıllı olması değil, neye ihtiyacımız var? Örnek veriyorum, bekçilik mi yapması gerekiyor? Kesinlikle. Oyuncu mu olması gerekiyor? Sakin mi olması gerekiyor? Evde büyütebileceğim köpek mi olması gerekiyor? Bütün bu kriterlere bakarak bir köpek seçmem gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peki, diyelim ki bize uygun bir köpek aldım. Dün de sana bu soruyu sormuştum. Ve eğitimlere başladım. Bazıları diyor ki mesela, ya bu köpeği ben eğitemiyorum. De biraz vuruyorum, dövüyorum. Çünkü işte alfa benim. Benim olduğum bilmesi lazım falan. Senin eğitimde hiç dayak var mı? Hayır. Hiç yok değil mi? Eğer köpeğe vurursan, köpek senden korkar. Seninle iletişimi keser. Bazı şeyleri yapsa da... Dur oğlum dur. Tamam tamam, seviyorsun. Babayı seviyorsun, anladık. Dur. Kamerayı görünce bence şov yapmaya başladı biraz ha. Aynen. Dayak kesinlikle yok. Vurduğun zaman köpeğe, şöyle örnek vereyim. Yakın koruma eğitimi vereceksin köpeğine. Elden korkan bir köpek yakın koruma yapabilir mi? Doğru söylüyorsun. Yapamaz. Evet. Dövdüğün zaman senden uzaklaşır köpek. Dayakla asla eğitim olmaz. Köpek öncelikle üst seviyelere gelebilmesi için karakter çok önemli. Oyuncu olması, biraz da hırslı olması. Bunlar çok önemli aslında. Yavruyken bunlar özel seçilir. Ondan sonra şekillenir zaman içerisinde. Peki bizi hiç dinlemiyor köpek. Daha yavru ve devamlı mesela mutfağa girme diyoruz, yatak odasına girme diyoruz. Devamlı giriyor. Tamam. İlk reaksiyonun senin ne olurdu? Önce bir hayır, sözlü ikaz veririz. Sözlü ikazdan sonra yeterli olmaz bir yerden sonra. Çünkü hayır komutu sözlü bir ikazdır. Emir niteliğinde tek seferde verirsin ama bir zaman sonra köpek buna şartlanabiliyor. O sözlü verdiğin ikaz havada askıda kalıyor. Çünkü bakıyor ki bir tık üstü yok. Bundan sonra fiziksel ceza geliyor. Fiziksel ceza dediğimiz kesinlikle vurmak değil. Böyle bir zincir var. Evet. Eğitim zinciri bu. Evet. Buna hafifçe çektiğin zaman ona bir ikaz vermiş oluyorum. O da onun fiziksel cezası oluyor. Bu kadar. Arkadaşlar biz Oğuzhan'a kamp zamanlarında, eski tanıyorum Oğuzhan'ı, gri kurt adını veriyoruz. Çünkü kampa gittiğimiz zaman böyle bir tepede durup kurt sesi çıkartıyordu. Ondan sonra karanlıkta çok ilerlerde olan kurt sürüsü de oradan cevap veriyordu. Biz de Oğuzhan'a gri kurt adını veriyorduk. Hatta Oğuzhan'ın böyle ismini unutanlar var. Ya gri kurtun adı neydi falan diyorlardı bana. Çok oldu. Onda, aynen çok oluyordu. O kadar onunla özdeşleşmiş bir isim bu. Bunun da en büyük sebebi aslında sen yaban hayatını seviyorsun. Çok seviyorum. Kurtları da çok seviyorsun. Daha önce seninle sohbetlerimiz olmuştu. Köpekler ayrı bir tarafta ama yaban hayatıyla ilgili ne söyleyebilirsin? 14 yaşından beri yaban kurtlarının peşinde gezip onları gözlemlemiş bir insan olarak şöyle söyleyeyim. Yaban hayatı şöyle bir şey. Asimile olmamışlar. Onların bu doğadaki hayatlarını idame ettirme şekilleri, sürü psikolojisi, alfa kurdun
kendi sürüsünde oluşturduğu o hiyerarşi. Alfa kurt en arkadan giden miydi? En arkadan giden. O da sürüye sahip çıkmak için. Sahip çıkmak için kesinlikle. Atlarda da aynı şekilde. Çok enteresan ya. Hayvanlardan örnek alacağımız çok şey var. Çok. Arkada yürümesi bile ne kadar önemli. Ben hayvanlardan sabrı, azla yetinmeyi öğrendim. Daha birçok şey öğrendim ama yani en başı bunlar çekiyor. Çünkü biz şehir hayatında özellikle birçok şeyi hazır önümüze sunuluyor. Her şey önümüze sunuluyor. Ama bir doğaya çıktığımız zaman görüyorsun burada ateş yapıyorsun. Yani en ufak bir şey için bile hareket ediyorsun, hareket ediyorsun. Başta. Doğru. Bu hareket etmek bile bize çok iyi geliyor. Şu iki gün şurada kalıyorsun, resmen resetleniyorsun. Kesinlikle. Hayvanlar yani ihtiyaçları kadar bir şeyleri alıyorlar doğadan. Evet. Biz öyle yapmıyoruz. Ve maalesef. Sabırlar değil mi? Bekliyorlar o kesinlikle. Yemeği, o suyu. Onu hak ediyor. Bugün Borkale ne yapacağız? Bir koruma eğitimi yapalım. Tamam. Bir kolluk tut. Tamam. Bir onu bir gör. Oradaki kontrolü bir gör. Risk yok değil mi bu eğitimde? Risk yok. Kontrol bizde. Peki ne yapacağız? Bir kolluk eğitimi yapacağız. Yakın korumayı göreceksin. Saldırganlığı nasıl kontrol altında tuttuğumuzu göreceksin. Eğitimli köpekle eğitimsiz köpek arasındaki farkı da net hissedeceksin. Hissedeceğim ha? Evet. Hadi yapalım. Deneyelim ya. Gel bakalım. Arkadaşlar sizler için neler yapıyorum bak görüyorsunuz değil mi? Umarım sağ salim bu videodan da çıkacağız. Borka kim o? Kim? 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 Yes! 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 Bravo! 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 Atak! Yes! Bravo! Aferin, bravo. Sağ sol çok ya. Kuvvetli ya. Sağ sol nasıl ya. Nasıl bir şey ya? Bravo. Aferin. Köpekten nasıl çıkıyor bu kuvvet? Bravo. Evet. Aus. Bekle. Bekle. Yani hiç risk yok diyor ama bakalım. Bekle. Bayağı kuvvetli bu arada. Hızır. Ses çıkartabilir. Bravo. Çok. Bravo. Çok. Bravo. Bırakıyorum. Atak. Bravo. Bravo. Aferin. Bravo. Kal öyle. Aus. Bekle. Elin öyle. Bekle. 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 Bu video bitsin ya. Abi bu videoyu bitirelim artık. Borka gel. Yeter artık tamam. Yeter çektin. Nasıldı? Vallahi hep izliyordum köpek eğitimlerini. Ama ilk defa fiziksel olarak hissetmiş oldum. Tabii Borka'nın aklına ve senin eğitmenliğine güvendim. Çok enteresan bir tecrübeydi. Bir de tabii güçlü olduğunu biliyordum Borka'nın ama hani kolumda hissettiğim zaman biraz daha Çok daha farklı oldu. Sayende izlediğim şeyi tecrübe etmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Buraya gelmişken yukarıda bir şelale var. Orayı da bir görelim. Yemeği yedik biraz yakalım. Yakalım aynen. Aynen. Oradan da eve dönüşü. Dönüşe geçeriz. Harika süper. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Süper bir yere geldik abi. Arkadaşlar müthiş bir videonun sonuna geldik. Oğuzhan'la güzel bir kamp yaptık, köpek eğitimi yaptık. Ben şahsen çok keyif aldım ve çok şey öğrendim. Umarım size hoşunuza gitmiştir. Sizlerin de sorusu varsa Oğuzhan'ın kişisel bilgilerini açıklama kısmında paylaşacağım. Kendisi üst düzey bir köpek eğitmeni olduğu için mutlaka onunla iletişime geçip bazı şeyler sorabilirsiniz. Eminim yardımcı olacaktır. Bizi desteklemek için buralara geliyoruz, sizler için bunları çekiyoruz. Kanala abone olabilirsiniz, yorum yapıp bize yön verebilirsiniz.
Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp bu videonun çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ben şu anda buranın keyfini çıkartacağım ama bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.